Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de videoya like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında da diğer kanalımın linki olacak. Oradan da diğer kanalıma ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden bulduğum, videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Amanda Teresa Stavik'ten bahsedeceğiz. Amanda ya da çevresinin ona hitap ettiği şekilde Mandy, iyi bir aileden gelen, lisede amigo kız takımında olan popüler bir genç kız. Japonca ve işaret dili biliyor. Sporda çok iyi, aşırı derecede atletik, müzik konusunda başarılı, çevresi tarafından nazik, sevgi dolu, iyi kalpli biri olarak biliniyor. Düzgün bir hayatı ve Rick isimli sevgilisiyle 3 yıllık düzenli bir ilişkileri var. Birbirlerini çok seviyorlar ve gayet mutlular. Aslında Mandy'nin içindeki şey, yani yapmak istediği şey, bir pilot olabilmek. Günün birinde bunu yapabilmeyi gerçekten çok istiyor. Daha sonrasında annesi Mandy için şöyle konuşuyor. Ben sıradan bir anneyim, yani hiç ekstra bir şey yapmadım hayatımda, sıradan bir insanım. Ve bu kadar mükemmel bir çocuk bana nasıl geldi ben bazen anlayamıyorum. Melek gibiydi. Herkes çok severdi ve tüm yönleri çok iyiydi diyor. 1989 yılındayken Mandy, Washington Üniversitesi'nde 1. sınıf öğrencisiydi. O yıl Kasım ayında Şükran Günü ailesiyle beraber geçirebilmek için Şükran Günü tatilinde ailesinin yanına kasabası Akmi'ye gitti. 24 Kasım 1989 Cuma gününde Mandy önce evdekilerle Şükran Günü yemeğine katıldı. Daha sonra yemekten sonra da köpeği Kira ile beraber bir yürüyüşe çıkmak istedi. Yürüyüşe gitti. Hiçbir sıkıntı yoktu. Bunu zaten normal zamanda da çok sık yapıyordu. Bazen kardeşiyle ya da annesiyle de yürüyüşe çıkıyordu. Ama o gün tek başına çıktı. Daha sonrasında aradan belli bir süre geçtiğinde köpeği Kira eve döndü ama Mandy ortalıklarda yoktu. Aile bir süre daha bekledi. Belki Kira'nın daha erken dönmüş olabileceğini veya bir şeyden korkup kaçmış olabileceğini düşündü. Ya da bir şekilde Mandy ile birbirlerini kaybettiklerini ama Kira'nın bir şekilde tekrar evi bulabildiğini düşündüler. Ama beklemenin sonucunda hiçbir şekilde Mandy geri gelmedi. Bu noktada annesi Rick'i aradı ve kızının onun yanında olup olmadığını sordu. Çünkü Rick de ailesiyle beraber yine Akmi'de yaşıyordu. Belki de kızı yürüyüşten sonra onun yanına gitmiş olabilirdi. Ama Rick'in de kesinlikle Mandy'den haberi yoktu. Bunu öğrendikten sonra aile gerçekten çok endişelendi ve hemen polis ekiplerine durumu bildirdi. Kızlarının kayıp olduğunu ihbar ettiler. Hem polis ekipleri hem de bölgede oturan yüzlerce gönüllü, Akme ve çevresindeki özellikle ormanlık alanları olmak üzere birçok yeri aramaya başladılar. Ama maalesef ki Mandy'ye dair bir iz bulamadılar. Bir noktada polis ekipleri bir kıyafet buldular ve bunun Mandy'ye ait olabileceğini düşündüler. Ama annesine gösterdiklerinde annesi bunun kızına ait olduğunu teyit edemedi. Ki daha sonrasında zaten bulunan bu kıyafetin de Mandy'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Arama çalışmalarının 3. günündeyken bir adam yürüyüş sırasında Nooksack Nehri'nin yakınından geçiyordu. Ve oradan geçerken nehrin üzerinde bir şeyin yüzdüğünü fark etti ve daha sonrasında da bunun bir insan olduğunu anladı. Durumu hemen polislere bildirdi. Polis ekipleri geldikleri zaman nehirde gerçekten de bir beden olduğunu gördüler ve bu bedeni oradan çıkardıklarında bunun Mandy Stavik olduğu doğrulandı. Burası Mandy'nin evine yaklaşık 5,5 kilometre uzaklıktaydı. Mandy'nin üzerinde hiçbir kıyafeti yoktu. Sadece ayağında pembe spor ayakkabıları vardı. O gün giydiği ayakkabılar vardı. Mandy CS'ye uğramıştı. Nefessiz bırakılarak hayatına son verilmişti ve kafasında kötü bir travma izi vardı. Mandy'ye CS uygulandığı için aslında suçlunun kısa sürede bulunabileceği düşünülüyordu. Çünkü ellerinde bir DNA izi vardı. Ama işler pek de öyle gitmedi. Kafalarında bazı senaryolar oturtmaya çalıştılar. Mandy dediğim gibi iyi bir sporcuydu ve çok atletikti. Koşu konusunda gerçekten çok iyiydi ve hızlı koşabiliyordu. Hele ki bir şeyden kaçacaksa çok daha hızlı koşabilirdi. Bu yüzden polis ekipleri muhtemelen oraya giden kişinin bir aracı olduğunu düşündüler. Yani bir şekilde aracıyla belki de Mandy'ye yolda rastlamıştı
ya da onu aracıyla takip etmişti ve bu şekilde onu yakalamıştı. Aynı zamanda Mandy'yi herhangi bir aletle tehdit ettiği ve bu şekilde onu durdurabildiği düşünüldü. Köpek Kira'ya da bu süreçte Mandy'yi ikna edebilmek için eziyet edildiği düşünüldü. Yani tekmelendiği düşünüyordu köpeğin de. Bu sebeple köpek bir noktadan sonra oradan kaçmıştı ve Mandy de bir şekilde teslim olmak zorunda kalmıştı. Daha sonrasında bu adam Mandy'yi ormanın daha derin yerlerine götürüp cesede bulunmuş, onu nefessiz bırakarak hayattan koparmış ve en sonunda da onu sanki bir insan değilmişçesine götürüp nehre öylece atmıştı. Kafalarındaki senaryo buydu ve çok yüksek ihtimalle de gerçek olan zaten buydu. Bulunan delillere göre en azından böyleydi. Ayrıca Mandy'nin kollarında bazı çiziklere rastladılar ve bu çiziklerin de Mandy'nin aslında saldırganından kaçarken çalılara çarpması sonucunda aldığı çizikler olduğu düşünülüyordu. Yani Mandy aslında bu kişiyi gördüğünde bir şekilde mücadele etmeye çalışmıştı, ondan uzaklaşmayı denemişti. Hatta muhtemelen bu olay CS gerçekleştikten sonra olmuştu. Yani CS gerçekleştikten sonra bir şekilde adamın elinden kurtulmayı başarmış ve kaçmayı denemişti. Ama en sonunda yine saldırganı onu yakalamayı başarmıştı. Başlarda Mandy'nin sevgilisi Rick'ten şüphelenildi. Çünkü bu tarz olaylarda eşler sevgililer her zaman bir numaralı şüpheli olur zaten. Ama Rick ile Mandy'nin ilişkisi çok iyiydi. Bilinen hiçbir sorunları yoktu. Hatta şükran gününde Mandy'yi evine getiren de yine Rick'ti. Yani Rick ile Mandy Acme'ye beraber dönmüşlerdi. Bu 2-3 günlük süreçte de ailesi ya da arkadaşları onların bir tartışma yaşadığına dair herhangi bir şey bilmiyorlardı. Bunun dışında Rick polise gerçekten çok yardımcı olmaya çalışıyordu. Ve bu olaylarla ilgili çok üzgün olduğu her halinden belli oluyordu. Bu yüzden Rick aslında şüpheli listesinde en baştayken en altlara kadar indi. Bunun dışında bölgede şüphelendikleri bazı insanlar vardı. Özellikle kadınları sarkıntılık eden kişilerden tabii ki şüpheleniyorlardı veya suç geçmişi olan insanlardan şüpheleniyorlardı. Bunların bazıları artı yerel halktan gönüllü olan 30 adam dahil birçok kişiden DNA örneği aldılar ama herhangi bir eşleşme sağlayamadılar. Bu dava tabii ki bölgeyi çok korkutuyordu ve bir an önce suçlunun yakalanmasını istiyorlardı aslında. Ama bu yıllar boyunca gerçekleşmedi. Hatta 10 yıllar boyunca gerçekleşmedi. Çünkü davada hiçbir ilerleme kaydedilemiyordu. Polis ne tarafa yönelmeye çalışsa ya o dönemki teknoloji eksikliklerinden ya da işte bir şekilde bir bağlantı kurulamamasından kaynaklı hiçbir şekilde davada bir ilerleme olmuyordu. Ve o bölgede yaşayan insanlar artık bu durumdan gerçekten çok korkuyorlardı. Dışarıda kendilerine zarar verebilecek birisi vardı, bir adam vardı ve savunmasız bir şekilde belki de o gün onun yanından geçiyorlardı. Belki de bir yerde, tenha bir sokakta oradaki kadınları takip ediyordu ve farkında değillerdi. Bu yüzden insanlar gerçekten çok korkulu günler yaşadılar. Ama hiçbir şekilde dediğim gibi bu davada bir ilerleme olmadı. Ta ki Haziran 2013'e kadar. Haziran 2013'te Heather Backstrom ve Mary Lee Anderson çocuklarını oynatmak, gezdirmek için bir su parkına götürdüler. İkisi de birbirinden bağımsız şekilde oraya gittiler. Ama aslında ikisi de aynı liseden mezun olmuş insanlardı. Birbirleriyle pek bir sohbetleri yoktu ama yüz olarak en azından tanıyorlardı birbirlerini. Bu yüzden orada karşılaştıklarında çocuklar oynarken onlar da birazcık sohbet etmeye başladılar. Bu sohbet tabii ki daha öncesinde okullarında okuyan ve çok kötü bir şekilde hayatını kaybeden Mandy'ye doğru evrildi. Mandy konusunda onlar da kendi düşüncelerini, bu olayı bildiklerini, işte neler olduğunu konuşup tekrar bazı şeyleri hatırlamaya başladılar. Ve bir noktada Heather durup ben galiba bunu kimin yaptığını biliyorum dedi. Mary Lee bu duruma çok şaşırdı çünkü kendisinin de bir şüphelisi vardı. Ve sanırım ben de biliyorum diye cevap verdi ona. Ve ikili birbirlerine şüphelendikleri kişiyi anlatmaya başladılar ve neden şüphelendiklerini anlatmaya başladılar. Heather'ın anlattığına göre kendisi 15 yaşındayken bölgesinde yaşayan Timothy Best isimli 17 yaşında bir adam vardı. Beraber Heather'ın sevgilisi de dahil bir maça gitmişlerdi ve dönüşünde hep beraber aynı aracı binmişlerdi. Söylediğine göre araçtayken Tim isimli bu adam önce Heather'a gözlerinin ne kadar güzel olduğunu söyledi. Ona iltifat etmeye başladı. Bunu sessiz bir şekilde onun kulağına eğilerek yapıyordu. Bu yüzden Heather'ın sevgilisi duymuyordu bunları. Ve daha sonrasında da eline bir kalem alıp kızın bacağına doğru sürtmeye başladı. Yani onun bacağına bir şekilde dokunmaya çalışıyordu. Kalemle en azından bunu yapıyordu. Ve Heather bu durumdan oldukça rahatsız oldu. Ama o an için yanında sevgilisi olduğundan Tim'in daha ileri gidemeyeceğini düşündü. Bunun için sessiz kaldı. Ayrıca sevgilisinin de bu adamla kavga edip başını belaya sokmasını istemiyordu. Daha sonrasında da olanları hiçbir şekilde anlatmadı. Çünkü arkadaş çevrelerinin dağılacağından düşünüyordu. Sıkıntılar yaşayacağından, belki de Tim'in onu daha çok rahatsız edeceğinden korkuyordu.
Bu yüzden bunu kendi içerisinde sakladı ve kimseye yıllar boyunca bundan bahsetmedi. Elinden geldiğince Tim'le karşılaştığı yerlerde ondan uzak durmaya çalıştı veya topluluk içerisinde değillerse eğer bir şekilde ondan kaçınmaya çalıştı. Marilyn'in yaşadıkları ise Heather'inkinden çok daha korkutucuydu. Üstelik o da yine Timothy Best'le ilgili şeyler yaşamıştı. Söylediğine göre 1991 yılındayken yani Mandy'nin olayından sonra Tim bir gün evinin kapısına gelmişti. Zaten eşinin arkadaşıydı, o yüzden bunu çok da yadırgamadı. Ve Tim kapıya gelip bir ava gittiğini ama avdan önce çok acil bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini söyledi. Bu yüzden evdeki telefonu kullanmak istiyordu. Mary Lee de buna izin verdi. Adam eve girdikten sonra telefonun başına geçip bir numara çevirdi ve açmasını bekliyordu güya karşıdaki tarafın. Ama Mary Lee bu sırada karşıdan sadece bip sesinin geldiğini duydu. Ve fark etti ki aslında Tim var olan bir numarayı çevirmemişti. Yani uydurma bir numara çevirmişti. Ve bu yüzden karşıdan da hata sesi veriyordu. Yani telefonda hata sesi veriyordu. O noktada anladı ki Tim'in eve girmesinin sebebi kesinlikle telefon konuşması değildi. Zaten bunun hemen ardından Tim telefonu kapattı. Karşıdaki kişiye ulaşamadığını söyledi. Ve ardından bir konuşma başlatmaya çalışarak Mary Lee'ye uzun süredir aşık olduğunu söyledi. Hatta daha sonrasında Mary Lee'yi yatak odasına doğru çekmeye çalıştı ve onunla beraber olmak istediğini söyledi. Mary Lee başta çok korksa da daha sonra cesaretini toplayıp eğer evden gitmezse polis çağıracağını söyledi ve bu şekilde Tim'i evden uzaklaştırmayı başardı. Daha sonra da Tim'le yine o da arasında mesafe koymayı denedi ve bu olayı kendisine sakladı. Bu olaydan hiç kimseye bahsetmedi. İkili bunları konuştuktan sonra aslında gerçekten de bu adamın Mandy olayında şüpheli olabileceğini fark ettiler. Yani yıllardır kendi içlerinde olan küçük bir şüphe aslında çok çok daha büyük bir hal almıştı. Ve artık o eski toy genç kızlar değillerdi. Yani ne yapmaları gerektiğini biliyorlardı ve artık arkadaşlarının geç kalan adaletini sağlamak zorundaydılar. Bu yüzden hemen birbirlerine destek olarak soluğu polis departmanında aldılar. Şüphelerini ve daha öncesinde yaşadıklarını polislere anlattılar. Şimdi bu noktada size birazcık Tim'den bahsedeceğim. Timothy Forrest Best. Tim de yine Mandy gibi Acme'de büyüdü. Hatta evleri birbirine 5 dakika uzaklıktaydı. O dönemler, olayın yaşandığı dönemlerde Tim 22 yaşındaydı ve iyi bir aileden geliyordu. Ama her ne kadar ailesi etraf tarafından iyi bilinen insanlar olsa da Tim pek de öyle değildi. Henüz çok gençken hırsızlık ve saldırı yüzünden sabıka kaydı oluşmuştu. 1986'da ise yakınlardaki başka bir kasabadan başka bir genç kıza CS'de bulunmuştu ve bu kız daha sonrasında Tim'den şikayetçi oldu. Bu yüzden Tim hapis cezası aldı ve 1989'da yani Mandy'nin hayatını kaybettiği yıl hapishaneden tahliye edilmişti. Ki zaten hapishaneden çıktıktan sonra da yine maddeyle ilgili bazı suçlara ve geçmişte yapmış olduğu gibi hırsızlık ve saldırı suçlarına karıştı. Bununla ilgili yine birçok yere polisle karşı karşıya geldi. Ayrıca birçok kadın Tim'le ilgili uzaklaştırma kararı almıştı. Çünkü bu kadınlara sarkıntılık ediyordu, istemedikleri şekilde davranıyordu, fazla yakınlık kuruyordu veya tehdit ediyordu. Bu yüzden kadınlar ona korkuyorlardı. Bunun için bölgede yaşayan bir sürü kişi bu adama uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Mandy kaybolduğu sıralarda Tim aslında yakınlardaki bir kağıt fabrikasında çalışıyordu ve o dönemler bir noktada şüpheli konumuna gelmişti de. Çünkü suç geçmişi vardı ve aslında Mandy'ye olanlarla benzer şeyler yapmıştı daha öncesinde. Bir kadına CS'de bulunmuştu, kadınları tehdit etmişti. Yani bu olay bir noktada Timothy'nin yaptığı şeylere benziyordu. Ama bir şekilde polisler bu olayda ilerleyemediler. Yani Tim'le ilgili çok da bir gelişme yaşayamadılar. Hatta bildiğim kadarıyla Tim nedense o dönem sorgulanmadı bile. Çünkü polisler bir delilleri olmadığı için onu sorgulamalarının da pek de bir işe yaramayacağını düşünmüşler. Olaya dönecek olursak, kadınlar bu olanları polislere anlattıktan sonra polis ekipleri hemen Timothy ile bir görüşme ayarladılar. Onu ilk kez bu davayla ilgili sorgulayacaklardı. Sorguda ilk olarak sordukları şey Mandy Stevie'yi tanıyıp tanımadığıydı ve Tim kesinlikle böyle birini hatırlamadığını söyledi. Ama bu oldukça garipti çünkü Mandy'nin davası çözülmediği için ve o bölgede yaşanan en kötü şeylerden biri olduğu için aradan yıllar geçmesine rağmen hala hatırlanan bir davaydı. Ve Tim'in evi Mandy'nin evine o kadar yakındı ki. Aynı yıl hapisten çıkmıştı, o dönem her yerde afişler asılmıştı. Yani bir şekilde bunu görmüş olması gerekiyordu. Orada yaşayan herkes bu davayı biliyordu. Ama kesinlikle Tim Mandy'yi tanımadığını iddia ediyordu.
Bu onu sandığından daha da şüpheli bir hale getirdi. Bu yüzden polis ekipleri, madem Mandy'yi tanımıyorsun, sana güvenebilmemiz için bize DNA'nı verebilir misin? Bir kontrol etmek istiyoruz dediler. Ama Tim kendisinin polislere güvenmediğini gerekçe ederek DNA vermeyi reddetti ve rızası dışında da böyle bir şeyin alınması mümkün değildi. Polisler ne yapabileceklerini düşündüler. Yani bir şekilde Tim'den DNA örneği almaları gerekiyordu. Ve bunun için Tim o dönemler bir fırında teslimat şoförü olarak çalıştığından gidip bu fırındaki çalışanlar ve patronla konuşmaya başladılar. Kendilerinin Tim'in DNA'sına ihtiyaçları olduğunu, bir şekilde bir izmarit olsun, bir su şişesi olsun, yiyecek kartı olsun, herhangi bir şey de olsa onlara yeteceğini söylediler. Özellikle Tim'in patronu Kim Wenger bu konuda polise gerçekten çok yardımcı olmak istiyordu. Çünkü o da aslında Tim'in garip biri olduğunun farkındaydı. Tim'in kadınlara karşı değişik düşünceleri olduğunun farkındaydı. Ve bu yüzden o da gerçekten bu vakada Tim'in suçlu olabileceğine inanıyordu. Uzun bir süre boyunca Kim Tim'i izlemeye başladı. Tim sürekli çalışırken eldivenle çalışıyordu. Bu yüzden bir yere parmak izi bırakmıyordu. Çöplerinden bir şey bulmak istiyordu ama bu noktada da Tim herhangi bir şey yiyip içtiğinde onları bir poşet içerisine toplayıp daha sonrasında akşam evine götürüyordu. Yani inanılmaz derecede temkinli davranıyordu bu konuda. Bu şekilde 3 aylık bir zaman dilimi geçti ve 3 ayın sonunda bir gün Tim bir kola içti ve bu kolayı bardağa doldurarak içti. Daha sonrasında hem kola kutusunu hem de pet bardağı çöpe attı. Kim bunu görür görmez Tim oradan uzaklaştığı anda hemen gidip çöpten bu kola kutusu ve pet bardağı aldı, kendi çekmecesine koydu. En kısa sürede de analiz yapabilmeleri için polis ekiplerine bunları teslim etti. Polisler bulunan bu kanıtları laboratuvara gönderdiler ve daha öncesinde Mandy'nin bedeninde bulunan Manny ile karşılaştırması yapıldı. Tahmin edebileceğiniz gibi tamamen bir eşleşme sağlandı. Gerçekten de Mandy'nin faili aslında Tim çıkmıştı. 12 Aralık 2017'de yani Mandy'nin hayatını kaybetmesinden 28 yıl sonra Tim bu olayla alakalı sonunda tutuklandı. Yine de tutuklandığında hiçbir şeyi kabul etmedi. Yani bunların tamamen yanlışlık olduğunu, kendisinin aslında Mandy ile bir gönül ilişkisi olduğunu ve ara ara birkaç kere beraberlik yaşadıklarını, o dönem üniversiteden Şükran günü için eve geldiğinde yine yakın zamanla bir beraberlik yaşadıklarını, bu yüzden belki de DNA'sının onun üzerinde olabileceğini iddia etti. Ama tabii ki bunlar inanılacak şeyler değildi. Zaten kimse bu ikilinin herhangi bir ilişkisi olduğunu bilmiyordu. Aksine Mandy'nin dediğim gibi daha öncesinde 3 yıldır süren çok mutlu bir ilişkisi vardı ve Mandy bunu yapabilecek bir kadın değildi. Üstüne üstlük Tim'in daha öncesindeki geçmişte göz önünde bulundurulursa böyle bir iftira atması, konuşamayacak, hakkını savunamayacak birine böyle bir iftira atması çok çok olasıydı. Tim'in eşi başta mahkemede eşini korur şekilde ifade verdi. O gün Tim'le beraber olduklarını, herhangi bir şekilde evden çıktığını görmediğini söyledi. Ama daha sonrasında bir şeyler değişti. Nedendir bilinmez ama bu kadın sonunda eşinin aleyhine tanıklık yaptı. Bir noktada Tim'in o gün uzun süreli dışarı çıktığını kabul etti. Tim'in patronu, erkek kardeşi, annesi, hatta eşi, kadınlara karşı Tim'in aşağılayıcı bir tutumu olduğundan bahsettiler mahkemede. Hepsi onun aleyhine tanıklık yaptı. Kontrolcü ve takıntılı olduğunu söylediler. Hatta annesi inanılmaz bir şeyden bahsetti mahkemede. Söylediğine göre bu olaylar açığa çıkmaya başladığında Tim kendisini kurtarabilmek için annesine şunu bile söylemişti. Anne, sen babamın zamanında Mandy'ye cesedi bulunduğunu ve onun hayatına son verdiğini söyle. Bu şekilde ben hapse girmeyeyim, ben kurtulayım. Annesine bunu bile demişti ve babası zaten hayatını kaybetmişti. Yani kendi ölmüş babasına iftira atabilecek kadar duygusuz ve pis bir adamdı bu. Tim sonunda tüm bu olanlardan kaynaklı suçlu bulundu ve kendisine 27 yıl şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezası verildi. Bazı kaynaklara göre Tim hala suçunu kabul etmiyormuş ama birkaç kaynakta da en sonunda artık delillerin karşısında kabul etmek zorunda kaldığı yazıyordu. Hangisi doğru inanın bilemiyorum. Çünkü birçok kaynakta farklı farklı şekilde geçiyor bu durum. Evet, benim bu davayla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Sizler düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.